Herkese günaydınlar arkadaşlar. Çok şükür akşamdan kalan bulaşıklarımı falan yerleştirdim. Kaldırdım çok şükür. Şimdi kendimize bir kahve yapalım arkadaşlar sizlerle beraber. Tekrardan hepinize selamlar arkadaşlarım. Biraz da yüz yüze gelelim istedim. Gördüğünüz kalkar kalkmaz önce makinamı yerleştirdim. Tezgahımdaki akşamdan kalan bulaşıklarımı yerleştirdim. Şimdi kendime bir kahve yaptım arkadaşlarım. Şöyle önden kahvaltı niyetine. Kahvemi yaptıktan sonra da bir çay suyu koydum. Bunu içene kadar o da olmuş olur. Böyle yani güne ben başladım. Gününüz nasıl geçiyor arkadaşlar? Bizimkileri sorarsanız birazcık koşturmacalı falan geçiyor işte git gel kurslar okullar şunlar bunlar böyle yani sizler nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlarım böyle yani güne başladık bakalım bir güne daha başladık çarşamba günündeyiz şu an böyle yani Ordu'da perşembede havalar kapalı biraz da soğuk hani bugün kaloriferler yansa yanabilir yani öyle diyeyim sizlere soğuk sisli hafif çiseli bir hava var burada böyle yani arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşürüz inşallah. Bu arada arkadaşlarım videolarıma beğeni ve yorum yapmayı eksik etmezseniz çok sevinirim. Böyle beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlarım. Şimdiden hepinizi çok seviyorum. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Selam canlar tekrardan. Ben kahvaltımı da yaptım arkadaşlarım. Mutfağımı falan da toparladım şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şey yapacağım. TV ünitesini çekmecelerini falan boşaltıp orayı temizleyeceğim arkadaşlarım. Şimdi sizlerle beraber temizleyelim bakalım hep beraber.
arkadaşlarım. Bir de kendime şöyle çay doldurdum. Görünen yerleri zaten yapıyoruz arkadaşlar. Önemli olan görünmeyen yerlere yapmak, detayları yapmak biliyorsunuz. Böyle öyle çok böyle ay aman aman titizim, ay ben şöyleyim demiyorum. Ben detayı seviyorum arkadaşlar. Çünkü ne kadar oraları yapmazsak evimizi temizlememizin hiçbir anlamı yok bana göre. Örneğin gardırobun üzerine haftada bir silmiyorsak, yeri silseniz ne olacak? Yani oradaki toz sildiğiniz zaman tekrar hani camları açtığınızda, işte yatak yorgan kaldırdığınızda aşağı iniyor. Benim içim işte böyle, içime sinmiyor yani arkadaşlar. Benim de tarzım bu. Böyle diyeyim sizlere. Şimdi TV ünitesinin çekmecelerini söktüm dediğim gibi, onun içini temizledim. Şimdi bakalım aklımda bir şeyler var. Dolap üstlerini mi silsem tekrardan, işte kapıları mı silsem bilemiyorum. Çayımı bir içeyim, ondan sonra karar veririz arkadaşlarım. Sizler yapmadıysanız sizleri de motive edelim diyelim. Sizler de yapın bizlerle beraber. Hadi bakalım. Ben geldim tekrardan. Önce ocağı bir haşlanması için yeşil mercimek koyacağım arkadaşlar. Çorba yapacağım. Hem kendim için hem de sağlıklı. Çorba olarak erişteli yeşil mercimek yapacağım. Önce güzelce bir yıkayım şunu. Ocağa koyayım haşlansın. Zehre tavuklu pilav üstüne ısıttım ama arkadaşı çağırdı bize. Onunla beraber dışarı sıkı sürmeye gittiler şimdi. Gelin dedim, ikiniz de yiyin dedim. Yok Kuzey ben sevmiyorum deyince bizimki de gelmedi. Bir skuter sürüyor, bir de bisiklet sürüyor. Oynasınlar bakalım. Şunu ocağa bir koyayım arkadaşlar. O haşlanırken bir iki kapı sileyim ben bakalım. Sizin menünüzde neler var arkadaşlarım? Vallahi o kadar çok düşündüm, o kadar çok düşündüm ki aklıma hiçbir şekilde bir çorba çeşidi gelmedi. O yüzden ben de yeşil mercimeğe karar verdim. Bakalım sizden neler yapıyorsunuz? En azından yorumlara yazarsanız ertesi gün içinde bana da fikir olur arkadaşlar. Ben bugün erişteli yeşil mercimek yapacağım. Tavuklu pilavım var. Bir de taze fasulyem var. Zeytinyağlı mı yapsam? Şöyle havuçlu falan bir dibleme yapsam? Karar veremedim açıkçası. Bir bakalım şu çorban bir pişsin de. O basit nasıl olsa. Haşlansın şöyle. En azından evde bir çeşit yemek olduğu zaman arkadaşlar, hani gerisi geliyor yani. Basit oluyor, kolay oluyor. Şunu bir yerleştireyim. Şöyle bir bardakta suyumuzdan içelim arkadaşlar. Ondan sonra işlerime girişeyim bakalım. Bugün çok içmedim, tansiyonumu düşürür diye daha şimdi içeceğim. Hazırlayalı bir 2 saat falan oldu zaten, onu bir içeyim. Sonra devam edeyim ben. Bu arada bugün evde Katya'ya emanet ettim arkadaşlar. O evi süpürürken ben de diğer işlerimi yapayım bakalım. Oh,
Evet, yemeklerim hazır arkadaşlar. Çorbam pişti. Erişteli yeşil mercimek çorbası bugünün menüsü. Şöyle fasulye dibresi yaptım bu sefer. Havuç koydum arasına arkadaşlar. Soğanı da pirincini de arasına koydum. Altına bir kat fasulye döşedim. Arasına havuç, dediğim gibi havuç, soğan ve pirincini ekledim. Üstüne bir kat daha fasulye koydum. Tuzunu ekledim. En üstüne de zeytinyağını ekledim. Böyle. Su katmadan bu arada pişsin bakalım. Böyle yani. Tavuklu pilavım da var biliyorsunuz dünden. Gelince de birazcık da yeşil mercimek ayırdım arkadaşlar. Salata yapacağım. Bunu da salataya eklerim. Bugünün menüsü böyle arkadaşlarım. Birazdan da fasulyem pişsin. Pardon. Yürüyüşe çıkalım diyoruz bakalım. Belki markete de uğrarız öyle yani. Selam arkadaşlar. Bugün iş güç. Ben bayağı bir yorulmuşum. Bir yandan yemek yap, bir yandan kapı sil, bir yandan onu yap, bir yandan bunu yap derken günümüzü böyle geçirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemeklerimi hazırladım. Sonra işte Kadir geldi, dedim ya size yürüyüşe gideceğim diye. Tam çıkacağım derken baktım balkondan o geldi arabayla. Daha da çıkmadım ben de ondan sonra. Defne illa çıkalım anne dedi. Ben de yarın çıkarız kızım dedim. Böyle yani arkadaşlarım, bugünümüz de böyle geçti bizim. Hepinizi seviyorum. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız, izlerseniz çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.